Hummalı bir çalışma devam ediyor. Seben Bolu Karayolu'nda devam eden yol çalışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, proje ile ilgili bilgiler verdi. Şu an Seben Bolu yolunun Ayseki ile Seben ayrımından sonrası geçtiğimiz yıllarda ihale edilmişti. Onun belli bir kısmı, 5 kilometrelik kısmı tamamlanmıştı. Bu senede inşallah Korucuk Yaylası'nın altında olan bölümden itibaren Seben'e kadar yolun ineceği hem yüklenici tarafından hem de Sayın Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız tarafından deklar edildi. Hummalı bir çalışma devam ediyor. Bu hummalı çalışma devam ederken bir taraftan da işte Seben, Kızgölcük, Kızık, Dereboy, Değirmenkaya, Nimetli köylerinin güzergahından yol veriliyor. Haliyle hemşehrilerimiz zorlu bir yolu çekiyorlar. Muhtemelen sizler de geldiğinizde görmüşsünüzdür. Bu vesileyle daha güzel günler için, daha güzel yollarda seyahatler için hemşehrilerimizi belli bir arada yoruyoruz. Onlardan özür diliyoruz. Yolun kısa bir süre içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Özbağ, vatandaşların daha güzel yollarda seyahat etmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. En kısa zamanda bunları bitirip daha konforlu yolları hemşehrilerimize sunmak için böyle bir gayretin içindeyiz. Bu senenin sonucunda Seben'e rahat bir şekilde ineceğiz. Bir diğer gelişme de tabii ki Ayseki'ye kadar olan kısım Seben Kıbrısçık yol ayrımından Bolu'ya kadar olan kısımla ilgili de karayollarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Yolun projelendirilmesi, mevcut projenin yeniden tadilat olması, işte Gölcük'e kadar olan kısmın duble, ondan sonrasının 3 şeritli devlet yolu olması noktasında karayollarına projeler sunuldu. İnşallah kabul olduğunda şunu söyleyebilirim hemşehrilerimize. Öğle tatilinde Seben'de yemek yiyip geldiğinde Bolu'daki iş aksamayacaktır. Yani bu ne demektir? Seben Bolu yolu geliş gidiş 1 saat olacaktır. Bu konforu da bizim hemşehrilerimiz Bolu'lular yaşayacaklar.